Değil mi? Şimdi yaz geliyor. Daha çok yazın hani hep duyarız mantar enfeksiyonları çoğunlukla oluyor. Ortak havuzlar kullanılıyor. Gidilen tesislerde havlular ortak oluyor. İşte terlikler, şunlar bunlar vesaire sebepler mantar enfeksiyonlarını doğurabiliyor. Genital yolla da mantar hastalığının var olduğunu biliyoruz. Yine bulaşıcı ama nelere dikkat etmek gerekiyor? Ne kadar sürüyor bunun mücadelesi? Dediğiniz gibi yaz aylarında biraz daha karşımıza daha çok mantar enfeksiyonu çıkıyor. Mantar enfeksiyonu özellikle nemli bölgeleri daha çok seviyor. Özellikle yaz aylarında terleme şikayetinin artmasıyla ya da işte dikkatli doğru çamaşır seçiminin yapılmamasıyla dediğiniz gibi deniz ve havuz kullanımıyla bulaşı olabilir. Burada önemli olan nokta genital bölgede nem olayından mümkün olunca uzak durmak. O yüzden naylon sıkı çamaşırlar yerine pamuklu rahat çamaşır hem öyle hem de günlük petler var. Bunları öneriyor musunuz? Evet, günlük pet öneriyoruz hijyen açısından. Fakat genital bölgenin temizliğinde kullanılan o likitlerin ya da bazı özel solüsyonlar, sabunların rutin olarak kullanılmasını önermiyoruz. Öyle mi? Özel genital bölge sabunları var çünkü. Evet, onları pek önermiyoruz açıkçası. Çünkü onlar o bölgenin pH dediğimiz asitlik değerini bozarak enfeksiyonlara yatkınlık oluşturabiliyorlar. Eğer doktor tarafından aksi önerilmemişse. Biz daha şeyler çok... de var. Zeki Bey onu da sorayım. Özel genital bölge ıslak mendilleri evet, var. Onları öneriyor musunuz? Rutinde önermiyoruz onları. Sadece normal suyla temizlik yapılmasını ve temizlik yaparken önden arkaya doğru temizlik yapılmasını, tuvaletten kalkarken kağıt peçeleri havluyla güzelce kurulanmasını istiyoruz. Nemden önlemek için. Genital havuz konusuna gelince burada en önemli nokta ıslak mayoyla kalınmaması. Deniz ya da havuzdan sonra mutlaka duş alınmasını ve ıslak mayonun değiştirilmesini öneriyoruz. Bazen bazı hastalarımızda maalesef mantar enfeksiyonları çok kolaylıkla tedavi edilirken bazılarında ise maalesef direnç gelişebilir. Tekrarlayan genital enfeksiyonlar mantarlar olabilir. Bu durumda altta yatan bir neden var mı onu araştırması gerekir. Bazen hastanın bağışıklık sistemini azaltan tedaviler, kullandığı ilaçlar, bazen hastanın altta yatan bir sistemik hastalığı, mesela şeker hastalığı varsa bunlar da uzun süren mantar enfeksiyonlarına yol açabilir. Kimi zaman da eşlerinden tekrar alabilir. Bu durumda eğer tekrarlayan mantar enfeksiyonları varsa eşle birlikte tedavi gündeme getirilir. Zaten eğer haberleri olmadan cinsel birleşme olmasa diğerine de geçmiştir değil Kesinlikle. Mi? Çünkü erkeklerde asemptomatik dediğimiz belirtisiz olarak görülebilir. O yüzden tekrarlayan mantar enfeksiyonlarında eş tedavisine de önem veriyoruz. Bir de özellikle tedaviyi sonuna kadar götürmek gerekiyor değil mi? Bazen hani hastalanıyoruz, ilaca başlıyoruz. Azıcık bir iyileştik mi o ilaç yarıda kesiliyor. Mantar hastalığına da böyle olursa o mantar daha da dirençli kazanır. Evet. Yoksa bir şey olmaz mı? Haklısınız. Bütün tedavilerde aslında tedaviye tam sürecine uyum göstermek gerekiyor. Burada önemli olan nokta dediğimiz gibi hekim tavsiyesi yine önemli. Çünkü hastalarımız genelde eczaneye gelip bir krem alma yoluna gidiyorlar. Ancak sizin de tahmin ettiğiniz gibi mantar enfeksiyonu daha çok dış bölgede değil, iç bölgede vajinadan kaynaklanıyor. Tedavide mutlaka... İlk belirti kaşıntı değil evet, mi bir kere? Evet. Kaşıntı ama dış bölgede oluyor ama asıl aslında hastalık iç bölgede daha çok oluşuyor. O yüzden tedavide sadece tek bir kremin kullanması çoğu zaman etkili olmuyor. Yani doktora gitmeden kendi başına çözüm aramasın hiç kimse. Kesinlikle. Mantarla mücadele etmek o kadar kolay değil diyorsunuz. Bazen. Peki. Özellikle şunu da üzerine vurguladınız, söylediniz. Onu tekrar edelim. Çünkü çok çeşitli ürünler satılıyor. Vajinal duşlardan tutun da dış yüzey temizleyicilerine kadar, işte bunların mendillerine kadar bunları önermiyorsunuz. Rutinde önermiyoruz. Bir de günlük petlerin böyle parfümlüsü, kokulusu, bilmem neresi diye marketlerde görüyoruz. Evet. Bunları... Onlar da aslında kimyasal iritasyon yol açabilirler. Mümkün olduğunca pamuk bazlı ve içerisinde kimyasal parfüm ya da işte değişik kimyasal içermenleri daha çok tercih etmekte fayda var. Evet, sık sık duş almak zaten gerekli hijyeni ve temizliği sağlayacaktır. Kesinlikle. Bu tip işte sıvı sabunlar gibi şeylerle korunmak mantıklı değil diyorsunuz. Ortak kullanılan tuvaletler, saunalar, epilasyon merkezleri de diğer önemli konular. Mümkün olduğunca tabii ki bunlar konusunda havluların kullanımı aile içinde bile her bireyin kendine ait havlusunun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Yani havlular yıkandıktan sonra da mı? Yani yıkanmadan önce evet, yani bir havluyu aynı anda 3-5 kişinin kullanmaması lazım. Evet. Ona dikkat etmek lazım.